700 kentilyon. Büyük sayı. Bayağı büyük. Şöyle bir şey. 7 ardından 20 tane 0. Ve bu en son modellere göre evrende bulunması muhtemel gezegen sayısı. 700 kentilyon gezegen. Ve çok rahat şunu söyleyebiliriz. Hiçbirisi evimiz gibi değil. Bir tane daha dünya yok. Benzerleri mutlaka vardır. Ama bize uygun olanı çok kolay değil. Bize uygun derken de atmosferinden, suyundan, kimyasal bileşiminden bahsediyoruz. Dünyada bildiğimiz haliyle yaşamın oluşması için uygun olan ortamdan. Dünyamıza en yakın özelliklere sahip olanını bulsak bile, büyük ihtimalle ya zaman içinde bildiğimiz haliyle insan artık başka bir türe dönüşür ya da o gezegende var olamayacağını çok geçmeden anlar. Bunu anlamak şunun için çok önemli. Dünyamızı iyi tanımamız gerekiyor. Evimizi. Ona neyin iyi ya da kötü geldiğini, onun eksiklerini, onun için de iyi tanımlamamız da gerekiyor. Dünyamız, özünde bir elektromanyetik dinamodur. Evet, bildiğimiz bir makine aslında. Manyetizma ile tetiklenmiş, elektrikle güçlenmiş ve bu sayede daha da güçlü manyetik bir alana sahip olmuş elektromanyetik bir dinamo. Ve bazı bilim insanlarına göre bu dinamo tekliyor olabilir. Evet, evimize bir şeyler oluyor. Ve bazı ihtimaller biraz can sıkıcı olabilir. Manyetik fırtına devam ediyor. Bazen bilgi hiç ummadığımız yerden gelir. Okumayı bildiğinizde her şey, her olay, her insan bir bilgi kaynağıdır. Bizim hikayemizde de bize müthiş bilgiler sağlayan şey bir çömlek. Evet, bildiğimiz çömlek. Binlerce yıldır insanların tekniği, malzemesiyle değişmeden neredeyse sürekli olarak ürettiği eşyalar. Ve genellikle arkeologlar bu eşyaları antik kültürleri anlamak için incelerler. Fakat dedik ya, bilgi her yerde. Bu çömleklerin de malzemesi dünyamızdan geldiği için içlerinde çok önemli bir hikaye de taşıyorlar. Bu çömleklerin başka bir özelliği de mükemmel bir manyetik zaman kapsülü olmaları. Evet, volkanik taşlar gibi bu çömleklerin yapıldığı toprak ya da kil de manyetit adı verilen demir bazlı bir mineral bulunur. Mikroskobik ölçekte manyetitin içinde çok belirgin manyetik alanlar bulunur. Aslında basit anlamda bunlar minik mıknatıslardır. Fakat işlenmemiş kilde bu mıknatısların her biri farklı bir yönü gösterir. Ve o nedenle birlikte bir manyetik alan oluşturmazlar. Yani bir çömlekçinin tezgahındaki işlenmemiş kil manyetik değildir. Ancak bu işlendiğinde ve sertleşmesi için pişirildiğinde garip bir şey olur. Aşırı ısı ile kil içindeki tüm manyetik alanlar silinir. Ve çömlek soğumaya başladığında manyetitte yeni manyetik alanlar oluşmaya başlar. Bunlar oluşurken de dünyamızın manyetik alanı ile eşitlenir. Tıpkı pusulanın iğneleri gibi. Yani çömleklerin içinde milyonlarca minik mıknatısın hepsi aynı yönü gösterir. Ve çömlek de çok az da olsa manyetik bir eşya haline gelir. Tam soğuma gerçekleştiğinde de bu manyetik yön ve kuvvet bilgisi zaman kapsülüne kilitlenir. Yani bir antik çömleği alıp tarihlemesini yaptığınızda o tarihte dünyamızın manyetik alanının ne kadar güçlü olduğunu ve ne yönde olduğunu çok rahat görebiliriz. Tabi ayrıca farklı zamanlardan farklı çömlekleri incelediğinizde de binlerce yıl içinde bunun nedenli değiştiğini de. Harika bir bilgi kaynağı değil mi? Gerçekten çömlekten bir zaman makinesi gibi. Dünyamızın zaman içindeki fotoğraflarına baktığımız bir albüm. İşte tam da bunu yapan araştırmacılar çok garip bir şeyle karşılaştılar. İnceledikleri tüm çömleklerden gelen manyetizma verilerini bir grafik haline getirdiklerinde 12 bin yıllık süreçte dramatik bir değişiklik olduğunu gözlemlediler. Dünyamızın manyetik alanındaki değişim son 300 yılda tarihte hiç olmadığı kadar hızlı bir düşüş trendine girmiş durumda. Yani dünya Mars mı olmaya başlıyor? Tabii akıllara hemen bu soru geliyor. Ve elbette bilim insanları da bunu çözmek için harekete geçiyorlar. Bunu anlamak için nereye bakmamız lazım? Olayın köküne inmemiz lazım tabii. Çekirdeğe. Dünyamızın çekirdeğine. Bu imkansızsa ki öyle, onu yeniden oluşturmamız gerekir. Ve bu işte tam bir fizikçiye göre bir iş. Profesör Daniel Lathrop, laboratuvarında dünyanın çekirdeğinin bir modelini üretmek için kolları sıvıyor. Tehlikeli bir görev tabii bu. Onun için öncelikle demir yerine oldukça iletken ve kolay eriyen sodyumu tercih ediyor. Suyun kaynama sıcaklığında bile sıvıya dönüşebilen bir metal. Bu sıvı halde de deneyini gerçekleştirmeye başlıyor. İşte tam bu noktada da akılları kurcalayan bir sorudan, dünyamızın manyetik alanının nasıl oluştuğundan bahsedebiliriz. Dünyamızın bir elektromanyetik dinamo olduğunu söylemiştik.
Süreci hala tam olarak çözememiş olsak da bilim insanları tahminen dünyanın manyetik alanının şöyle oluştuğunu düşünüyor. Temeli aslında elektrik ile manyetizma arasındaki ayrılmaz ilişkiye dayanıyor. Ve en önemlisi elektriğin manyetizma, manyetizmanın da elektrik üretmesi ilkesine. Bunu uygun ekipmanlarla biz de çok rahat gözlemleyebiliriz. Bir bobinin etrafına demir tozu dökerseniz ve elektrik geçmesini sağlarsanız çevreye saçılmış demir tozlarının içinden elektrik geçen bobinin çevresinde akış yönünde belirli bir düzene girdiğini görebiliriz. Yani dünyamızın çekirdeğinde de elektrik akımının manyetizmayı oluşturduğunu söyleyebiliriz basit bir çıkarımla. Ama elektriğin orada ne işi var diye sorabiliriz hemen. Burası işte tam olarak çözemediğimiz bir nokta ama dedik ya, manyetizma da elektrik üretir. Buradaki kilit nokta şu. Dünyamızın çekirdeğindeki trilyonlarca ton erimiş demir sürekli hareket halinde. Ama sürekli. Çok az bir miktarda manyetizma ile. Bu hareketi birleştirdiğimizde gittikçe artan bir manyetizma ve sonucunda elektrik akımı ve bu elektrik akımının tetiklediği daha fazla manyetizma derken sürekli devam eden bu döngüyle dünyamızın manyetik alana sahip olduğu düşünülüyor. O ilk bir miktar manyetizmanın da güneşimizden ödünç alınmış olduğuna inanıyorlar. Bir tetikleyici. Yine güneşimiz. İşte Daniel Lathrop da erimiş sodyum ile bu ortamı tam olarak olmasa da oluşturmayı başarmış ve tam da bahsettiğimiz gibi bir döngüyü sürdürmeyi sağlamış. Ve bu deneyin sonucunda vardığı sonuç da şu olmuş. Bir gezegenin manyetik alanını kaybetmesi için en önemli şart çekirdekteki erimiş metalin sıcaklığını kaybetmesi. Hemen burada Mars manyetik alanını neden kaybetti sorusunda olası cevabını bulabiliriz aslında. Mars dünyamızdan daha küçük olduğu için dünyadan çok daha hızlı soğumuş ve çekirdeğinin de bu soğuma ile bir noktada donarak manyetik alan oluşturma özelliğini kaybetmiş olabilir. Peki bizim sorumuz da bu mu? Aslında o kadar kolay değil. Dünyamızın çekirdeğinin sıcaklığı kabaca bir tahminle 1 milyar yılda 100 derece gibi bir oranda soğuyor. Yani donarak bu özelliğini kaybetmesi için milyarlarca yılın geçmesi gerekiyor. Ki zaten bu süreçte güneşimizin dünyamızı yakıp kavurması daha olası bir son bizim için. Ama bir sorun var. Çömlekler vardı ya. İşte onlardan gelen verilerle bu bilgi pek örtüşmüyor. Manyetik alanımızda bir şeyler oluyor ama ne? Yine bunun için başka bir zaman kapsülüne bakıyorlar. Hawaii'deki volkanik adaları. Burada da zaman geçtikçe oluşan volkanik katmanlar oluştukları dönemle ilgili kayıtları saklıyor haliyle. Ve bunu incelediklerinde de çok acayip bir şeyle karşılaşıyorlar. Demiştik ya içlerindeki küçük mıknatıslar pusula gibi diye. İşte normal şartlarda hepsi belirli bir kayma da olsa genellikle kuzeyi gösteriyorlar. Fakat bu volkanik adalarda 50 yıl önce alınan örneklere baktıklarında bu örneklerdeki manyetik alan tam tersine güneyi gösteriyordu. Evet, kuzey kutbumuz belirli bir dönemde tahminlere göre 780 bin yıl önce güneydeydi. Bildiğimiz manyetik alanımız ters dönmüştü. Şu anda bir pusulayı alıp kuzeye diye yola çıkıp kendinizi güney kutbunda bulmanız gibi. Ve bunun öncesine gittiklerinde de bu ters dönme olayı öncesinde manyetik alanda bir zayıflama gözlemlemişlerdi. Yani evet. Daha önce bununla ilgili genellikle felaket senaryosu başlıklı haberler, videolar görmüşsünüzdür belki. Dünyamızın manyetik alanı ters dönüyor, kıyamet mi geliyor gibi. Kısaca kıyamet gelmiyor. Ama şu anda olan bu olabilir. Bunun ortasında olabiliriz. Bir manyetik alan dönüşü. Manyetik alanın ters dönmesi. Zira volkanik zaman kapsülleri bize şu bilgiyi de veriyor. En son 780 bin yıl önce gerçekleşen bu ters dönüşten önce ortalama 200 bin yılda bir dönüş gerçekleşmiş. Yani manyetik alanımız ters dönmeyeli bayağı bir olmuş. Ve dediğimiz gibi buna tanık oluyor olabiliriz. Peki bu ne anlama geliyor? Bu tip bir olayın kısa vadede dünyada yaşam açısından birkaç olumsuz ve kimi için olumlu olabilecek sonuçları var. Bunlardan birisi tabii ki kozmik radyasyon. Örneğin bu manyetik alanın dönüşü sırasında kutup olarak bildiğimiz bölgeler, örneğin İstanbul gibi kalabalık şehirlerin üzerine denk gelirse, bu durumda alçak atmosferde daha fazla kozmik radyasyon bulunabilir. Bu da kimi araştırmacılara göre kanser vakalarında artışa neden olabilir. Ancak bunun elbette manyetik alanın zayıflaması ile birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Olumlu diyebilir miyiz ama bunun başka bir sonucu da şu. İstanbul semalarında kuzey ışıklarını gözlemleyebiliriz. Birçok insanın hayali olan kuzey ülkelerine gidip bunu deneyimleme hayali ayağımıza gelebilir yani. Fakat bu tür bir değişim çok hızlı olsa da bir insanın ömrü içerisinde gerçekleşebilecek kadar hızlı olmuyor. Yani başta ve önceki videoda sorduğumuz sorunun dünyamız Mars mı oluyor? Olabilir mi? Manyetik alanımız olmazsa ne olur gibi soruların cevabı kısaca hayır ve bir şey olmaz.
Çünkü yine araştırmacıların yaptığı modellere göre bugün manyetik alanımız bir anda kaybolsa ve birkaç bin yıl boyunca olmasa dahi geri gelene kadar yaşam, evet birçok olumsuzluğa, kanser vakalarındaki dramatik artışa, teknolojinin neredeyse hiç kullanılamaması gibi sorunlara rağmen devam edecektir. Tabii bu da başka bir konu değil mi? Bunu da cebimize koyalım. Bu noktada konuşmadığımız birkaç şey daha var. Birincisi, ki en çok merak edilen de bu sanırım. Mars'ta ya da Mars gibi bir gezegende yeniden manyetik alan oluşturmak mümkün mü? Elon Musk'ın da bununla alakalı çılgın bir fikri var malum. İkincisi, evet, manyetik alan olmadan yaşam uzun bir süre devam eder. Ama nasıl devam eder? Bir kıyamet sonrası film hikayesi tadında bunu da konuşacağız birlikte. Takipte kalın. Manyetik fırtına devam edecek. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.